Salondağa sahip çıkmak lazım, bu net. Çünkü ihmal edilen bir yer. Bu ihmal edilen yer işte zaten sahipsiz. Biz de istediğimiz gibi at koşturalım diyenler. Buraları kendilerince bakir görerek nasıl kar edebiliriz? İnsan hayatının hiçe sayıldığı, canlıların hiçe sayıldığı bir mantıkla maalesef çok kötü bir saldırı diyelim, bir saldırıyla karşı karşıya Samandağ. Bu saldırıya karşı Samandağ'ın demokratik güçleri, sol güçleri olabildiğince direnmeye çalışıyor. Evet, özledikleri bir hayat var. İnsanca yaşayabileceği, bütün canlıların yaşayabileceği, bütün canlıların özgürce yaşayabileceği, zarar görmeyeceği bir ilçe hayal ediyorlar. Şimdi eğer biz sessiz kalırsak arkadaşlar, maalesef sağ kafayla düşünen bu insanlar bu ilçeye saldırılarını arttırarak ve genişleterek sürdürecekler. Net bir şey söyleyelim, biz buna izin vermeyeceğiz. Kurumlar olarak bugüne kadar dünyanın ve Türkiye'deki hak ihlallerinde en ufak bir oraya tepki koyma namına, eylem koyma adına geri durmayan Samandağ'ın demokrasi güçleri buraya da sahip çıkacak. Şunu anlatmak lazım. İstiyorsunuzdur bu eylemlerin olduğu günlerde özellikle orada olayı manipüle etmeye çalışan santral sahiplerinin birkaç şeyine değinerek sürdürelim biz konuşmayı. Mesela bir avukat çıkıyor en son. Bugüne kadar işportaya düşmüş bütün sağ partileri tedavüle sokmaya çalışan, Samandağlı'nın başına musallat eden bir avukat. Diyor ki biz hizmet etmeye çalışıyoruz. Neyin hizmeti bu? O bölgeye baktığınız zaman çok değil, kısa bir süre sonra orada bir sürü hastalığın peydah olduğunu göreceksiniz. Onun dışında işçilerin manipülasyonu var. Ekmek parası diyor. Özellikle işçi kardeşlere sesleniyorum. Bugün burada toplanan ve bugüne kadar işçinin dostu olan, emeğin mücadelesini veren bu örgütlere kalkıp emekçinin hakkı nasıl savunur, sakın oradaki öğretmeye kalkmayın. Çünkü şu an sizin yaptığınız iş, işte ekmek parasıdır, şudur budur. İnanın orada sağa sola saçılan zehirler uyuşturucu saçısı kadar tehlikelidir bu halk için. Buna hakkınız yok. Sırf maaş alacaksınız diye uyuşturucu satıcıları gibi orada sağa sola zehir saçan ve ileride bizi çok meşgul edecek olan bu beton santralinde ekmek parasından bahsetmeyin. Kendi çocuğunuzu düşünün. Kendi çocuğunuz bunlara maruz kalsa onlar da hasta olacak. Şimdi biz bugüne kadar bu mücadeleyi özveriyle sürdüren bu arkadaşlar bir bakıma bazı kesimler tarafından maalesef yalnız bırakıldı. Ben onlara seslenmek istiyorum. Bakın bu halkın yaralarından geçinen, tekrarlıyorum bu halkın yaralarından geçinen, sorunlarından geçinen bütün avukatlara sesleniyorum. Yapmanız gereken bir tek şey var. Hepiniz toplanıp toplu dava açmak zorundasınız. Hukuk insanı olmak, avukat olmak, sadece halkın yaralarından davalarına bakarak yapılacak bir iş değildir. Hukuk insanısınız ve bu işin ağırlığını bir iki avukata bırakmışız. Bir iki avukata ücret iş değil, Samandağ'a sahip çıkmak zorundasınız. Aynı şekilde doktorlara, hastalık ortaya çıktıktan sonra hastalığı tedavi etmek doktorluk değildir. Sosyalistler hiçbir zaman böyle bakmadı bu işe. Sizler oraya gidip oradaki var olan zehirin İleride ne tür hastalıklar yayacağını raporunu tutmak zorundasınız. Ve sadece bu değil. Bunun yanında net bir şekilde tavrınızı koymak zorundasınız. Çok banal görebilirsiniz, sıradan görebilirsiniz. Ama biz alanlara çıkarak bu yöntemi kullanıyoruz. Bu yöntem değişebilir, zenginleşebilir. Varsa fikriniz, gelirsiniz, iradenizi koyarsınız ve bu halkla birlikte bu eylemlere katılarak, bu etkinliklere katılarak pekala bu zehir saçan beton santralini kapattırabiliriz. Benim çocuğumun sağlıklı ortamda eğitim ve öğretim almasını hiçbir şekilde tutamaz. Yürütme kararını durduran hakime, savcıya buradan seslenmek istiyorum. Buyurun gelin yaşadığımız yerde bir 5 dakika durabilin.
O zaman da size hak vereceğim durdurma kararınıza. Yani sadece paraya bir de bütçeye önem vermeyin. Haklar bizden yana. Bu hakların sahibi biziz. Halktan yana olmamız gerekiyorken sermaye yanında oldunuz. Sizi kınıyorum ve gelin lütfen bizim bahçelerimizi kontrol edin. Ağaçlarımızı kontrol edin. Üstlerindeki tozları, betonu görün. Bu sermaye bizi öldürmeye çalışıyorlar. Çocuklarımızı da öldürmeye çalışıyorlar. Şimdiden zehirlemeye çalışıyorlar. Teşekkür ederim.